Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığında bugün Antoine de Saint-Exupéry'nin kaleme aldığı Küçük Prens'i tanıtacağız. Küçük Prens aslında küçükler için yazılmış gibi görünen ama büyükler tarafından okunması gereken bir çalışma. Dünyanın sayılı yapıtları arasında yer alıyor. Exupéry'nin bu çalışması pek çok dile çevrildi ve pek çok dilde gerektiği ilgiyi görmekte gecikmedi. Aslında kitap bir çocuk kitabı, bir çocuk edebiyatı klasiği olarak değerlendirilse de bize söyleyeceği çok şeyler var. Bizi çok farklı bağlamlarda dolaştıran yazar, Küçük Prens'i takip etmemizi sağlayarak onun üzerinden dünyadaki ahlaki sorunları, yoldan çıkmışlıkları, aşırılıkları, kendimizi beğenmişlikleri bir bir sıralamakta ve bize yaşam içinde daha doğru adresleri nasıl bulabileceğimiz konusunda geliştirici sorular sorarak aslında bize rehberlik, mihmandarlık yapmaktadır. Kitabın kurgusunu takip ettiğimizde işte bir savaş pilotunun Sahra Çölü'ne düşüşü ve orada Küçük Prens'le karşılaşması, Küçük Prens'in ona oldukça zengin, oldukça bol deneyimli hikayelerini anlatışına tanık oluyoruz. Küçük Prens gezegenler arasında dolaşmakta ve gittiği her gezegende çok farklı insan kategorileriyle karşılaşmaktadır. Öyle ki gittiği gezegenlerde gündelik yaşamda bize tuhaf gelen, bizim kabullenmekte zorlanacağımız, kalbimizi acıtabilecek, yüreğimize ağır gelebilecek şeylere tanıklık eder. Mesela kralın gezegeninde otorite tutkusunu gözleriz. Aslında burada kral merkezdedir ve onun iktidarını, gücünü, haşmetini korumak için otoritesini nasıl sistematik hale getirdiğini, bu tutkuyu sürdürmek için insanlara hayatı nasıl zehir ettiğini gözleriz. Sanatçının gezegenine gittiğimizde onun egemenlik alanı içerisinde yer alan gezegende kendini beğenmişliğine ve toplumla koparmış olduğu iletişime dikkat kesiliriz. Sanatçı söz konusu olduğunda orada Küçük Prens'in neden kendini beğenmişliği ve toplumla koparılmış bir ilişkiselliği gözlediğine ciddi ciddi eğilmek gerekir. Aslında Küçük Prens'i takip ettiğimizde yazar bize her gezegende sahip olduğumuz niteliklerin önümüze çıkarabileceği sorunları sıralamaktadır. Gezegende aşmamız gereken şey otorite tutkusudur. Kralın gezegeninde otorite tutkusu önemli bir sorundur. Sanatçının dünyasında kibir ve toplumla kurulması gereken iletişim son derece önem kazanmaktadır. Küçük Prens sarhoşun gezegenine de uğrar. Sarhoşun gezegeninde bir yılgınlık, bir kendini kaybetmişlik, bir umutsuzluk vardır. Bir o kadar da var olanı unutma çabası vardır. Geçmişle irtibat en az noktaya indirilmiştir. Sarhoştur çünkü yaşadığı dünyanın acımasız gerilimini aşmak istemekte ve çareyi içkide bulmaktadır. Umutsuzluk içerisindedir. Umutsuzluğun kendine kazandıracağı şeyler onu içmeye, onu sarhoşluğa itmektedir. Unutma isteğiyle geçmişi devreden çıkarmaya ve hayatını yeniden kurmaya ama bu sefer sarhoş olarak kurmaya çabalamaktadır. İş adamının bulunduğu gezegene gittiğinde Küçük Prens orada amaçsız sahip olma tutkusuna tanıklık edecektir. Gerçekten de insanın sahip olma dürtüsünün amaçtan yoksun olmasının her birimize sağlayacağı olumsuz etkileri Küçük Prens burada son derece zarif bir şekilde ifade etmektedir. Aynı şekilde Fenerci'nin gezegenine gittiğinde orada anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu yakalayacaktır. Evet, insanlar bir şey yapmaktadır. Herkes bir şeyin peşinde koşmaktadır ama orada yapılan şey o kadar rutin, o kadar sıradandır ki anlamını kaybetmiştir ve herkes işini sorgusuz sualsiz yapmaktadır. Yaptığımız işin, eylemin ahlaki temeli, sorgulayıcılık özelliği, onu niye yaptığımıza dair onunla ilişki kurarken sahip olmamız gereken soruları
sormaktan vazgeçtiğimizde Fenerci'nin gezegeninde Küçük Prens'in rastladığı pek çok şeye biz de katılmış olacağız. Küçük Prens coğrafyacının yaşadığı gezegene de uğrar. O gezegende ise bilimin kimin için yapıldığının unutulduğunu gözler. Bir bilim faaliyetinden söz edilebilir. İnsanlar bilimsel uğraşlarla çalışmakta, hayatı sürdürme çabası içerisinde gayret etmektedirler. Ama orada dikkat çeken unsur, bilim insanlarının, bilim anlayışlarının son derece özden mahrum, anlamdan uzak ve tabii ki bilim adamlarının ne yaptığını unutmuş bir şekilde işlerine yoğunlaşmasını gözlüyoruz. Küçük Prens'in serüvenini, seyri seferini takip ettiğimizde çok farklı gezegenler üzerinden yaşanmışlıkları, çok farklı gezegenler üzerinde totalde yaşanan gerilimleri, gerginlikleri, insanın ahlaki cephesini çökerten bir takım unsurları rahatlıkla görmüş oluyoruz. Daha dikkatli bir şekilde Küçük Prens okunduğunda aslında Exupéry'nin bize ciddi bir modernlik eleştirisi ortaya koymaya çalıştığını gösterir. Modernliğin bu gezegenler üzerinden hayatımıza kattığı kayıplar, anlam kayıpları, değer kayıpları, düşünce kayıpları Küçük Prens'in büyülü dünyası içerisinde bize daha anlamlı bir şekilde sunulmaya çalışılmaktadır. Küçük Prens'te bir yerlerde Türkiye'ye de değinilmekte, hatta dokunulmaktadır. İyi okumalar diliyorum, iyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.